4 kasa 80 kilo kadar zeytinim var bu sene. Geçen sene 50 idi. İyi bakınca 30 kilo arttı. 88 kilo çıktı bahçemden. 10 ağaç. Vay be. Atilla hocam ilaçlık ya yaptığı için yani erken hasat yapmak zorunda. Evet, evet. Erken çok erken hatta yani. Yağ oranı düşük oluyor. Yağ oranı düşük oluyor. Peki siz üretimler tam kullanmadan alınmış oluyor. Aslında hasatın önemi yıllık üretime, gelecek yılın üretimine katkısı. Şeyin zeytinin nicelik ve niteliği işte hesapladığımız bu oranlar onlar da etkiliyor. Şu yağ oranını göstermek istiyorum. Evet. Şöyle. Bakın şimdi o onda o. Şimdi biraz ala alın. Şunu örneğin. Evet. Sıkalım. Bakın. Bak, fışkırdı bile. Yani. Wow. İşte bu yani oran tam şeyin hasatın bu dönemlerde olması. Renk açısından ala diyoruz. Alaya döndüğü zaman. Evet, bunu şimdi içeriye atalım mı? Çöpe mi atalım? Yok yok. İçeriye atalım. İçeriye değil mi? Yani bu kadar sürede bir şey yapmaz. Var mı? Bahçemin zeytinleri. Çaylar. Bahçemizin çayları. Yani Allah'ım ağlamak istiyorum mutluluktan ya. Böyle bir şey yok. Yok yok yok. Oh diyeceğim. Eniştem öyle derdi. Pardon ne dediniz? Çok güzel bunlar. Evet. Evet. Çok güzeller. Yakayın nesi? Evet. Harika. Bunlar şey sabah ayazını daha duruyor mu? Evet. Evet. Bakar mısınız? Yani evet. Bir saat önce dalındaydı bunlar. Kendimiz diktik, sevdik, suladık, büyüttük. Feridun Bey, Nurdan Hanım geldiler. Yalçın'a anlattılar. Evet. Doğru zaman, doğru ilaçlama. Bitliği buldum. Evet, bitti. Bir tane daha var. Şeyler baksanıza. Hemen bitlileri ayırıyoruz. Onları bit tarağıyla temizleyeceğiz. Bitti. Hop yakaladım. Ay ne kadar güzelmiş. Çok seviyorum ya. Allah biliyor ya. Yani öleceğim sevgimden ya. Harika bir şey ama bunlar. Çok güzeller. Evet, zeytinler başladı. Yolculuğa zeytinyağı olarak gelmek üzere gidiyorlar. Benim zeytinler de ben gibi ha, iyi yokuş çıkıyor. Bakayım inmeyi de biliyorlar mı? Bravo. Derecelidir.
Yani bir savaş pilotunun maruz olduğu basınç 3 ya da 4 G'dir. Düşünün yani bundan 1000 kat daha fazla, 1500 kat daha yüksek bir basınç bunun içerisinde var. Dolayısıyla soğuk sıkım yaparak ürün kaybına uğramayız. İçeride bu santrifüj kuvveti oluştuktan sonra zeytin bir duvar oluşturuyor. Ondan sonra yağı çıkmaya başlıyor. Yani içeride faz faz oluşuyor. Bunlar içeri verdiğimiz bütün zeytinin yağını alamayız. İlk başta ilk giren duvar oluşturup atıyorum burada bir kasa civarında bir zeytin içeride kalır. Bir kasadan sonra giren artık bize yağ vermeye başlar. Şimdi dekantörün içinde duvar oluştu. Oluşmak üzere. Birazdan yağ çıkışı gerçekleşti. Altıda bir verdi. Evet, 6 kiloda bir yağ aldınız. Ay muhteşem değil mi Feridun Bey? Şey, işte baktık ya yağ oranları çok. Hatta...